Ağadaki elektrikteki bazı bir muammoların olgan holatda darsimiz boshlaymiz. Demak kim keyin qo'shilsa, chalasini ishlamagan joyidan chatdagi yozuvlarni bilan ishlab olishadi. O'tgan safar biz maqsadlarni qo'yishdagi toifalarni belgilashdik, ikkinchi toifaga kelib to'xtagandik. Ushbu joyda biz davom ettiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Hammaga salom bo'lsin. Hammaga Allohning barakoti va umriga Rızkı'ya Allah'a sonat olarak barakatlarını versin. Demek bugünkü dersimizde ikinci tarife maksat koyuş tariflerde ikinci tarife kılıp bilgilenen bilgilerimizden başlayalım. Bir de demek akılın haleti. Birinci söz başımızda akılın haleti durdu. Akılın haleti siz alıp taşışını isteyen 10 gün gizde kandaki tosuk var mı? Bu soruları her bir tanemiz uzunmuzca, uzunmuzdaki bar tosuklarına mesela koyup olalımız. Kimdadir qanaqadir to'siq bor, kimdadir mumkin ertangi kunga yegulik yo'qdir, kimdadir ertangi kunga yo'lkiriga pul yo'qdir, kimdadir balkim dori-darmon uchun pul yo'qdir. Bu holatlarni albatta mana shu yo'q degan so'zni avvalo biz maqsad qo'yganimizda maqsadimizga yetishishlik uchun yo'ldagi to'siqlardan eng birinchisi ana shu aqlli holat to'sig'i. Men bu maqsadga yeta olamanmi? Bu ish qila olamanmi? Bunu üstten çıkaramam mı? Bunda kanda mahluk olamam deyken sözlü anvattı birinci oranında, birinci anvattı. Katta muamma halatı bize angımızı tutturadı. Şunun için angımızı aslında kemari bir tutuklarını alıp taşıştığımızda doğru geledi. Demek biz hani şu hayalimizde, aklımızda ve halatını normalleştirişlik için biz hani şu narsayla alıp taşıştığımız gerek. Maksatını koyduk mu? Maksat şu hareket kılıyapınız mı? Maksat yüklüdeki uzunmuzlu kundalik rejelerimizi, saatlik rejelerimizi, aylık, yıllık rejelerimizi tuz koyduğumuz mu? Ama şu maksat yüklüde hiç kaçan biz her kanday mikin degen nazarına ulaşmışız. Ama şu hayalimizdeki tuzuk ne? Kanday tuzuk bu şeyden katli nazar, kanday muamma bu şeyden katli nazar, bunu biz bir etibar buluşmamız gerek. İskilerin kapı var, mesela koçuk toplangan cevabı var, mesela yüz kişi durgan cevabı var. Ahmadjon desangiz, u yerda shu yerda nechta Ahmadjon bo'lsa, hamma sizga qaraydi. Yoki qandaydir bir so'zni aytsangiz, o'sha so'z bo'yicha hamma bilgi beradi. Demak, bundan kelib chiqib biz ongimiz nimani ko'proq o'ylayotganmiz, o'shanga qaratilgan bo'lib qoladi. Shuning uchun ana shu ongimizdagi to'siqni, aqlimizdagi to'siqni tashlashimiz kerak bo'ladi. Ana shu kimni qanday to'siqi bo'lsa, shu bugundan e'tiboran mana shu mavzuni ishlashligi bilan o'sha to'siqni o'tkazishga harakat qilsin. Bu biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yaratganni aytgani bo'ladi. Aytgan nimani buyurgan bo'lsa o'sha ish bo'ladi. Biz xoh unda qilaylik, xoh bunda qilaylik. Yaratgan dard berdi, dardni o'zi oladi. Biz qanaqa muolaja qilmaylik, o'sha vaqt soat yetganda o'sha dardni ketishlik davri kelganda dard ketadi. Nimaiki bizni kunimizda ko'rayotgan bo'lsak, nimaiki bizda hayotimizga bizga to'qnash kelayotgan bo'lsa, bu hammasi yaratgan tomonidan bo'layotgan narsa. Bu hammasi sinov albatta. Sinovdan o'tishi uchun ana shu to'siqni tashlashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi so'z boshimizda jismoniy holat. Siz erishmoqchi bo'lgan qandaydir sport maqsadingiz bormi? Masalan, kimdir karate bo'yicha musobaqada qatnashishni istayotgandir. Kimdir süzüş boyunca müsabakada katlaşmaktadır. Başın zinanın koplak. Kimdir bokska iştiyak, kimdir şahmatki iştiyak, kimdir şaşkili iştiyak. Bana şu halatla dedi kim, bana şu cismani halatla yok ki kimdir yatıp olan yürüyüşünü istedi var. Kimdir kule yelkesten yukarı götürmeyi, nüketerişi istedi var. Kimdir karnı şirketkenini kaytarış istedi var. Bana şu ister cismani halat dedim, erişiğiniz kerabı var. Halat spor kusun, beri bir buham cismani mi? Deganlarsa, jismoniy holat deganlarsa, kimdir ko'zda shikoyati bordir, ko'z ko'rish jarayoni pasayib borayotgandir. Buning uchun o'sha kerakli mashqlarni bajarib, o'zini jismoniy holatini tiklashga harakat qilishga kerak bo'ladi. Jismoniy holatini tiklashlikdagi maqsadni oldiga qo'yib va o'sha maqsadga erishguncha tinmasligi va to'xtamasligi kerak bo'ladi. Mana bu esa jismoniy holatni chiniqtirish va jismoniy holatni tiklashga qaratilgan sizin maksadınızda erişiyor yerleriniz burada. Demek üçüncü söz başımızda kerakli zarurat. Hayattan kandaydır konukuş oluşu istersiz mi? Elbette kimdir avtomobil mingiz geledi. Kimdir piyadırız geledi. Kimdir nime kadar erişliğini kayar kadar sarakat kıparışını işleydi. Kimdir
Aytamiz, bir şey orqadigimiz keladi. Mushu maqsadingiz bor, maqsadga erishish uchun harakatda bo'lishingiz kerak. Kerakli zaruratingizni qondirishlik uchun o'sha maqsadingizni qo'ydingiz, maqsadga erishishlik maqsadi bor oldingiz. O'sha maqsad sari harakatlanishingiz kerak. Shunda siz albatta o'sha maqsadingizga erishasiz. Endi bizga eng kerakli bo'lgan narsa esa bu yerda mana bu 4-chi so'z boshimizda yanada olam shu miqyosdagi maqsad. Dunyoni yanada yaxshiroq qilishni istaysizmi? Albatta qaysiki bir inson o'zga insonlar uchun manfaat kirishini istamasa ham uning yashashdan manfaat yo'qdir. Inson dunyoga keldimi boshqa insonlarga yaxshilik qilishligi va masalan aytaylik biron bir yo'nalishda unda iqtidor bor. Ana shu yo'nalish bo'yicha iqtidorni ko'rsatish, o'zlariga manfaat keltirish va o'zidan kelajakda yaxshi narsa qoldirish uchun harakat qilish kerak bo'ladi. Mana biz rasmda ko'rsatib qo'yamiz, ya'ni chiziqli shahar ko'rsatib qo'yamiz mana. Tog'li joylarda, cho'lli joylarda. Bizning asosiy maqsadimiz, kompaniyaning asosiy maqsadi, demak, dunyoni ko'kalamzorlashtirish, inson hayotiga zarar keltiradigan har qanday chiqindi chiqaradigan inshootlarni ishlab chiqarishlarni yerdan yuqoriga ko'kka, ya'niki yaqin kosmosga, yaqin koinotga chiqarib tashlashlik, yer yuzida gaz yoqmaydigan, benzin yoqmaydigan transportni yaratish va insonlarga baxt-saodatli yashashlari uchun chiroyli hayot kechirishlariga toza havoni yetkazib berishlik. Mana shu biz asosiy maqsadimiz. Olam shuni maqsad mana shunday bo'ladi. Hammamiz bu yerda turgan ana shu maqsadda bu yerda kelib o'tiramiz. Bu maqsadni amalga oshirish uchun hech qachon biz o'z yo'limizdan chekinmasligimiz kerak. Mana shu yo'nalish bo'yicha borishimiz kerak. Yaxshi yangiliklar bo'lib boryapti. O'tgan safar ham aytdik, keyingi oydan rasochka 5 oylik bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Rasochka 5 oylik bo'lishligi, ya'ni bu oy aprel oyi. 9-chi sentyabr, oktyabrda Expo 2021 bo'ladi. Demak, Expo 2021 ga anglab olishimiz mumkin, ana shu 500 km tezlikdan transportimiz ishlab ko'rsatiladi. Chunki kompaniyaning oxirgi sertifikati mana shu qolgan. 500 km soat tezlikda harakatlanadigan minibusimiz ko'rsatilganda, Delfinchinni ish faoliyatida sinovdan o'tkazib, testdan o'tkazib, uning sertifikatini olgandan keyin kompaniyaga kirish bilan degan maqsadimiz bor edi. Demak, bejizda mazmun olsada. Bu meni fikrim. Buni ofisial aytilgani yo'q. Aytilgan bo'lganda ham yuqori rangda aytilgan bo'ladi. Yuqori rangda aytilgan, muhokama qilingan narsani sizlarga aytishga meni haqqim yo'q. Ayta olmayman. Lekin anig'i bu ma'lumotlar berilmagan. Bu meni fikrim. Demak, tez orada keyingi oydan rasochkalar, 10 oylik rasochkalar yo'qdir. Hammasi nishonlikka olinadi. Masalan, minimalniz undan tashqari mana hozir bugungi kundagi bor 250 dollarlik paket ham yo'q bo'ladi. Minimal paket 500 dollarlik bo'ladi. Eng kami 500 dollarlik paket bo'ladi. 5 oyda, demak 100 dollardan to'lab yopiladi. Keyingi oydan mana shu yangilik bor. Shuning uchun biz oldimizga qo'ygan maqsadimizni oldinroq aytib o'tganman. Bugungi kunda shuni aytib yana o'tish mumkinki, maqsadga kompaniyani maqsadi eng oliy maqsadi bu OTS. OTS, Общий планетарный транспортный система, OTS. Ana shu narsaga kelishmaguncha bu kompaniyada ish ko'p. 200 yil, balki 150-200, balki 300 yilga ish bor bo'ladi. Asosiy eng oxirgi maqsad mana shu yer ustidagi chiqindi chiqaradigan insonlarga zarar keltiradigan ishlab chiqarishlarni koinotga chiqarish. Bu hozirgi biz qilayotgan ishlarimiz, yer usti transportimiz, ikkinchi o'rindagi transport bu debocha boshlanish. Mana shu joyda chiroyli kamandani qilib, chiroyli start mana shu joyda olganimizdan keyin keyingi jarayonlarda biz albatta mana bu Skyway'ga investitsiya kiritish, mana 15-chi etapdagi ETP'ni yopilish jarayoni bo'lgandan keyin bu yoqqa komanda qilish to'xtatilgandan keyin komandani biz o'sha OTS'ga qilinadi. Общий транспортный системаға қылынады. Общий транспортный системаға қылынады. Ana shunga tayyorgarlik hozir ketyapti. Bu tomonda yopilishligini komanda yo'q. Keyingi ya'ni GTI Global Transport Investment kompaniya, biz Skyway kompaniyamiz GTI sostaviga kiradi. GTI degani Global Transport Investment. Bangladesh joylangan holding. Ana shu holdingni keyingi jarayonlarda ishtirok etish uchun hozir bir start olib olyapmiz. Demak, keyingi jarayonlarga kirishlik uchun bu yerdagi qilgan komandamiz keyingi jarayonlarda ishtirok etadi.
Ve bana bir yaratken malumatlardan tuluk hamamız faydalanan oluşturmamız gerek. Kabinetimizde kırganımızda tuluk cereyalı okuyuş. Mesela 300 dolardan doğrak investisiye kırgızgan bulsa, onların kabineti de Michael Bank'ın barca dersleri var. Dersilerin olgan odamni tushunmasa tarjima qilish subtitr ulashishi mumkin. O'sha joyda ham imkoniyat bor. YouTube'ga olib YouTube'da subtitrni ulab o'zbekchaga tarjimalagan, o'zi bilish tushunish istagan tilga tarjima qilib olishi mumkin. Bu qiyin narsa emas. Bu texnikani bilgan odam buni qila oladi. Biz oldingi darslarimizni bittasida ko'rsatganmiz bu holatda. O'sha bo'yicha harakat qilib qilishi mumkin. Imkoniyati bor narsani. Bu çekilenler narsa emas. Bu umumi hamile birliğinden imkaniyat. Bunda albatta faydalanışını bilişimiz gerek. Keyingi slaydımız. Maydanoq maksatlarını belgilash. Rejalashtirish. Umuman bu nimaga kerak? Nima uchun kerak? Nima uchun rejalashtirish maqsadga erishish uchun zaruriy vosita hisoblanadi? Bu nima uchun kerak? Asosan nima kerak? Mana maqsadlarni 5 yıllık rejesi, yıllık rejesi, 6 aylık rejesi, 1 aylık rejesi, haftalık, her günlük rüyhatta koyduk bana. Küllük rejelerimiz, küllük rejelerini bacarıp olsak, biz haftalık rejelerini bacarışı organımız. Haftalık rejelerini organışı var, rejelerini öz önüne koyup, bunları takamillaştırsak, aylık rejelerimizi bacarışı organımız. Aylık rejelerimizi bacarıştırsak, yarım yıllık rejelerini bacarışı organımız. Ve yarım yıllık rejelerini bacarıştırıp, yıllık rejelerini bulamız. Oldinam aytganmiz, hozirdan boshlansa ham, masalan, keyingi asoschalarimiz 5 oylik bo'ladigan bo'lsa, sentyabrgacha o'sha ekopark ochilishguncha 500 metrli transportni ko'rsatgan ko'rsatganimizcha, aytaylik 6 oy yetar vaqt bo'ladigan bo'lsa, bugundan biz har kuni bittadan odamga ma'lumotni berish yoki bittadan odam ma'lumotni 5 tadan odamga berish mumkin, 5 tadan bittasini yozish mumkin. Eng asosiysi agar nima ishlaydigan bo'lsa Eğer o şehircilerimizi yolga koyup, komandamızı katlardır olurduğun bulsak, maksat girişi kapatırız. Ve kengi 5 yıllık derecelerimizde, kengi 5 yıllıkta, kengi yıldan dividend oluşuyor 5 yıllıkta, milyoner sefile. Yani o şehrini izgatmak için bakan 100 bin dolar düşümüz var mı? Kengi 5 yıllıkta var mı? Albatta milyoner buluşluğunu, hammamızda Allah'a sonra kutu nesip kılsın, milyoner bölgeninizde iki gün, kilerdiğin dividendinizi de katlı buluyordu. Kengi dividendiniz ayrıca ulaşmamak. O şeyin rejesini kılıp alışmamız bugünden gerek var. Bugün biz rejesini kılışçı vurganmasak, 5 yılda erken hiç nasıl geçmeden buluyoruz. Kegan pulu yok açıştan boşansak yaramayız. Resim mi? Bizde Özbekler'de bir adet var, kızık adet var der. Bir kişide pul varlığını bilinse, hem o şeyin ayrı da yapışışı başlaydı. Hem o şeyin soruşu başlaydı. Bu sizde pul varlığını bilinse, birinci önünde sizi kum kardeşiniz sizi kopak olaytanı kötünüz var, kızıp ayadı. Barımızı soğuru olmak için yıllak görevledim. Bugünden atkaz kılışı öğrenişimiz gerek. Bugünden o şey en yakınımız kan, kalp söyleken kalbini bir maslık öğrenişimiz gerek. Aklınız yetmedi mi kaytarıp oluşturken? O şey kaytarıp oluşturmasızlıkta küçüğünüz yetediğine sunmanı birin. Şimdi okulup kutulayım. 100 doldu sorak geldi mi? İllemeyi bir ücret varayım. Beni barım şu, şundan hoş kadar ben kullanmayayım ben sana dedim. Yani şimdi siz rejelerinizi amal başarış görürsünüz. Zaruri vasit oksaklanır deyenimiz şu. Maksat geliş için rejelaştırış. Franklin aytgan bir sözü var. Aytadı ki, en muhimi rejelemez. Rejelaştırılınan narsa. Rejel kılışı hiç nasıl olmaz. Rejelini hemen kula öğredi. Rejelaştırılınan nasıl erişlik. Rejelaştırılınan nasıl erişlik. En asansiyon maksat oksaklanır. Keyingi slaydimiz xo'p. Demak, uzoq muddatli va qisqa muddatli maqsadlar. Mening Skyworld Community'de bilan hamkorlikdagi birinchi oydagi maqsadim. Va bu yerga yozamiz mana. Birinchi oydagi maqsadimiz, birinchi grafik, birinchi oy nima qilmoqchimiz? 3 oyga belgilangan maqsadlar va 1 yilga belgilangan maqsadlarni 3 ta grafikda yozib chiqamiz. Mana shunday holatda o'zimizga bir jadval tuzib olamiz-da, shu 1 oyligini, mana bu birinchi grafik
1, 2, 3, 4, 5. Ovoz bormi? Ko'rinish bormi? Menda svet o'chib qoldi. Mobil holatga o'tdim men. Chatda obratnisini yozib berib yuboramiz. Eshitish bormi? Ovoz bormi? Ko'rinish bormi? Xo'p, Nadejda, ovoz yaxshimi? Yo, ovoz o'zgartirish kerak. Kamroqmi ovoz? Ovoz yaxshi. Az ovoz yaxshilashga harakat qilamiz. Bormi? Ovozda o'zgarish bo'ldimi? Yaxshimi? Xo'p, yaxshi Nazirxon. Xo'p. Davom ettiramiz kelgan joyimizdan. Demak, slaydlarimizda uzoq muddatlik va qisqa muddatlik maqsadlarni qo'yishlik. Demak, bir oylik maqsadlarimizni birinchi grafikaga yozamiz. 3 oylik belgilangan maqsadimizni ikkinchi grafikaga yozamiz va 1 yillik belgilangan maqsadlarimizni uchinchi grafikaga yozamiz. Shunday qilib, maqsadlarimizni kunma-kun, oyma-oy, hafta-hafta, yilma yozib chiqarganimizdan keyin albatta uzoq muddatlik, o'sha 5 yil, 10 yillik maqsadlarimizga erishib boramiz. Keyingi slaydga o'tamiz. Hop, svet qachon yonishligini bilmayman. Telefonimda zaryadka 30% qoldi. Kompyuterimda zaryad bor, telefon. Asosan hozir internetni telefondan olyapman. Agar svet bo'lmasa, Wi-Fi ham ishlamaydigan bo'lsa, uzib qolish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun agar uzilib qolsak, ma'zur tutasizlar. Aloqaga chiqa olmay qolsak, hozirdan uzr aytib qo'yaman. Demak, keyingi slaydimizda maqsadlar qo'yishga yordam beruvchi takliflar. Ya'ni bu qanaqa takliflarni berishimiz mumkin, maqsadlarni har bir maqsadni ijobiy vazifa sifatida belgilaymiz. Har bir maqsadimiz ijobiy vazifa sifatida, ya'ni maqsadimizda yomonlik bo'lmasligi kerak. Kimnidir dan o'ch olishi uchun nimadir qilishlik bo'lmasligi kerak. Maqsadimizda faqat yaxshilik, yaxshilik, ijobiyat, ijobiyat, ijobiyat bo'ladigan bo'lsa, albatta uning natijasi ham ijobiy bo'ladi. Har bir maqsadimiz ijobiy bo'lishimiz kerak bo'ladi degan joyi shu. Keling, aniq bo'lsin, maqsadimizning qiymati va unga erishish vaqtini aniqlaylik. Maqsadimizni aniq qiymati va unga erishish vaqtini aniqlaylik. Masalan, o'zimizning kompaniyadan hisoblab ko'ramiz. Maqsadimizni qiymati. Demak, qiymati aytaylik 6 oy ichida kompaniyaga kirish jarayoni bitib borguncha top ekspert darajasiga yetishlik. Bu oddiy ish qilsa bo'ladigan narsa, harakatga bog'liq narsa. Demak, 6 oy ichida sentyabrda bo'ladigan Dubaydagi Expo 2021 vaqtigacha top ekspert bo'lishlik. Top ekspertlik bo'lishlik bu maqsad. Bu vaqti, maqsadimizning vaqti demak 6 oy. Mart 6 oy. Oktyabr oyigacha 6 oy vaqt. 7 oy deylik, 6 oy, 6 yarim oy, 7 oy atrofida. Uni qiymatichi top ekspert bo'lsangiz oyiga 1,5 ming dollardan qo'shimcha bonus olasiz. Qiymati 1,5 ming dollar. Demak, hozir bir daqiqa. Demak, darslarimiz sal qorong'iroqda o'tamiz. Chunki mana bu akkumulyatorlik lampa ham energiya olishga ulgurmabdi. Bu undaliklash hosil bo'lib qoldi, shuning uchun sal qorong'iroq bo'lsa ham suhbatimiz davom ettiramiz. Demak, qiymati 1,5 ming dollar. Bu biz ungacha bo'lgan komandadan tushadigan bo'lsani aytmayapman men. Mana shu top ekspert bo'lgan odamni oladigan aniq summasi. Buni aniqlab oldik. Ustuvorligini belgilash bizda bir necha maqsadlar bo'lsa, ustuvorni birinchi o'ringa qo'yamiz. Maqsadlar ko'p. Masalan, bir necha maqsad bor. O'shandan ustuvorini qo'yishimiz kerak. Birinchi maqsad masalan, olaylik, dehqonchilik qilamiz, dehqonchilik qilib nimadir ko'chat ekamiz, undan qanchadir hosil olmoqchimiz.
Bu işimiz var, hanedanımızda, evimizde kılıklar işlerimiz var, o maksatımız var. Tuğ kumakşımız, o maksatımız var. En öşenin içinden, ya ki ekspert, top ekspert buluştuk, o yüzden birer mi dolardan bonus erişecek. Ya ki, kandaydır bir bat kampanyada, bat satıp, kandaydır sunmaya ege buluştuk. Ben şu maksatlarında en ustuvarını koyardı. Kaysilisi manfaatlıyla, kaysilisi yakışıyla. Aytaylık, bat programı satıcı kampanyalarda işleştik, uyarıdaki doğru darman satıcılık kasalı da bağlı. Kasalı topsanız doğru darman satarız. Bu aslında doğru darmanmaz. Bunu en ölçtüğümüz gerek ki, bana şu çoğu da yolgun işleyipti. Bana bu kasallıkla bana bir nasıl etseniz, tüzelesiz deyip satışlık, bu yolgun buradı. Yolgun varsa siz koçan yaşlık niyette bu megalik için ilişkin buradı. Demek ustuvarı, demek miskavede, top ekspert arası yetiştik. Maksatlarını bir grav oldu. Şimdi maksatlarımızı yazarlık, yazış maksatlarını müstahkem verdi. Maksatını doktorumuzu nasıl koyarız? Demek ki, oktober ayı geçe, Skyway World Community kampanyası da top expert derecesine çıkışacak. Bana bu en üstüvar maksatlarımızdan biri böyledi. Elhamdülillah Sivet yanında şimdi bir kuşayla buluştuğu için uçu görüşüm mümkün belki. Uçu görüldüğüm mazur tutası da çünkü kompüter uzu otomatik tarzda en yukarı signal var yönelişi utup alıdı. Uçuş davrıda benim kabinetim uçup alıdı. Ben katletten bağlandım aslında. Demek maksadım müstakamlaydı. Yazışımız, yazıp koyamız. Oktober ayında Dubai'deki Expo 2021 geçe Top Expo derecesine çıkıştık. Yazıp koyduk bu. Maksadım müstakamlaydı. Bunu yazıp koyan derslerimizi daimi ertelip uykudan durduğunda kurnadığından cevabı koşuyordumuz. Yakup koşuyla çıkıp yapkanda kıyımımızı ahırda mesela kıyımımızı giyerdiğinde yakın baş kıyım giyerdiğinde yakın bir şuna kanka bir danıştıklar yapkanda oturduğun hastalığımızı aldık ya aşkalarımızda kurt koşuyordumuz. Çünkü onunla her gün ertelip bir yapkanımızda geçen kökenimizde çürüyü oturduğumuzu kuzumuz şöyle cevabı olsun. Erişip bölümlerdiğinde maksatlarını belirlep olaydık. Ha, erişip bölümlerdiğinde. Demek bu erişip bölümlerdiğinde maksat. Demek yani şu erişim buradan maksadımızın birincisi, demek ki erişse böyle de kalmazdı. Hareketimizle bağlı olmadanlarsa, oktober ayı geçe topik sürek buluştuk. Bilgiledik, bunu yazdık. Kiginde maksadımız yeni girdi, aytaylık yok ki, şu an oktober ayı da Dubai'de Öke Festivali yok ki, Minsk'de Öke Festivali'de buluştuk. Yok ki bulması yeni bir muhim senelerden biri. Demek o şey, ne mi diyeceğimiz mümkün? Skyward Community kampanyasını o şey yıllık bayramıga yani togetse deydi. Yani birgelikte utkızılgan bayramda da katlaştık ki maksat kuşumuz mümkün. Yok ki 5 yıldaki milyoner buluştuk. 5 yıldaki milyoner buluştuk için yıllık maksatlarımız, keyin yılda yaşadığımız maksatımız, keyin yılda maksat geliştik mümkün. Yani ki kampanyada hazır Skyward Community kampanyası kadar RSG fond buladı. RSG fond kutkandakin Skyway bana şu 500 km'lini korsetip adresini perekli boşanıp kuruşla boşlanandakin yani kampanya
Kuruş var mı? İşleş var mı? Çatıyoruz varımız. Ben kaytarım. Yaxşı, işleş var demek. Nedir de? Sonar var mı? Okey. Ben de maksatlarını koşuyordan bir üçü teklifler demek. Gözlük, erişim böyle de maksatlarımız bir kılav olduk. Kilingi slaydımız. Maksat girişir. Ruhiyetimizin saklap kolemiz. Demek maksat giriş günümüzce, olduğumuzu koyduğun maksatımızın itibar günümüzce ruhiyette hiç kaçasındırmayız. Yani etken de bayım duhum diye de canga var. Ruhiyet bilen ahır geçe paramızın da kalırız yani. Kendi maksatlarda muvaffakatın erişki asoslarından iş alışını şekillendirir olaydık. Demek ki iş alışını avala şekillendirişimiz gerek. Bunun için aslında ben üddesinden çıkan olamam. Üddesinden çıkan işlerimizi göz aldığımızı bildirdiğimizde ularga kanday erişkenliğimiz ne? Yani bir takır azap olup bu maksat kam albatta erişemendeki maksatını öz aldığımızı koyarız. Üçümüzdeki ruhi inançımızı kuşatırız. Evet. Ruhi bakuatliğini sündürmeden halde netice maksat seri intilip varımız. Çeklavçı akidalarını hesap kolaydı. Çeklavçı akidalarını hesap kolaydı. Ne mi çeklaydı maksat geçmezdik ki? Atrafımızdaki bu böyle mi bu mi demeden adamla bilen alakanı üzüşlük. Bizi maksatımızdan tosadığın adamla bilen alakanı üzüşlük. Bu çeklavlarda çek koyuşluk böyledir. Çeklavu uzun çeklaş böyledir. Atrafımızda şuna kaynağı sohbetimizde biz ne, maksadımız ne? İşlediğin adamlarımız var, o işten adamlarımız, dostlarımız, tanışlarımız, bilişlerimiz, atrafımız, daim olarak duracağım muhtemizde de adamlarımız var. Hani o şeyler bizim çeklav koyadı mı? O şey çeklav koyu şahsa böyle alakanızı düşürdüğümüz kadar. Öyle böyle alakanızı mümkünümüzce biz çıkışan maksadımız gitmemiz. Öyle daimi biz ne? Ruhiyetimizi kemirip duradığı kurtlar hesaplanadı. Ha? Ne kadar? Darakını yani bir kurtu böyledi, darakını kemirdi. Yemirdi. Yani şu an kurttan vazgeçiş gerek. Kaçan düşün, o şey kurt yok atmadığınızca daraktığınız başlanmaydı. Demek insan hem şuna kadar. Atafi'deki akideni çekilaydıken açık olacak kadarlarında esnaf kolumuz da buradan çekilmemiz. Kaçan biz maksatı erişsek, maksatımız buradan rahatlanırız. Rahatlanırız. Demek o şey bir aylık, bir haftalık maksatımız, bir günlük maksatımız. Bugün 5 adamı malumat bir maçı buldunuz. 5 adam malumat buldunuz mu? Malumat verdiğiniz zaten kulunuz hatırlayacağım parada. Ozu kim bilgin esnaf mermer bir kişi etken ki kulunuz 5 adamı malumat yetki zamanda çıkarak. 5. adam top malumat yetmedin, yetkizmedin ki uyuyak etmesek. Koçada yürüyerek. 5. adam top o şangı bir malumatı verip ki yine hatırlayacağım parada. Biz hem Anışık'a kalınca katılacağımızda erişkilerimiz için olduğumuzu koyulan maksatlarımızı elbette erişkilerimizde rahatlarımız. Bir gün 5. adamda biz malumat bildiğimi bizim rahatlarımızda tetiklik ve elbette kursançılık rahat payda olabilir. Haftalık işlerimizi bacardık mı? Elbette haftada bacardan işlerimiz. Mesela Şamba Bozal Dam Anış günü diye elan kılganımız. Şamba Bozal Dam Anış için 5 kilo üreceğinizi Eple olmadığınız mı? Mesela 5 odan patuska maaşını tuttuk oldu. Şambi kurumuz ne? Malum bir rahatını sarkılayın. 5. odan okuluşluk. Yani şimdi kaçan ki biz maksatımızın ilişkan serimiz. Yok ki o şey oktober ayında top ekspert buluşunu maksat koyduk mu? Top ekspertlik dairesi gittik mi? Bunu kanaka rahatlığını ilişkinizde biliriz. Mesela erteden başlar şuna kanaka hafta ve küllük recelerinizi kılın. Recel ilişkinizde rahatlanışınızı görürüz. Hatalar. Bu bilimge koyulunan kademler. Bu bilimge koyulunan kademler. Hata, kılgan hata oyumuz, demek hata kıldık mı? O şeyini onlaştırdıkça, cereyanda gittik mi? Onla mahçı bulduk mu? O şeyini onladık mı? Bu, demek bilim oluşturdukça boyadan kademlerimiz bu arada. Bana bu suratı kurtulanlarınız kadem be kadem koyuluşu mümkün bu kadem bana kadem, arası kanşı olacak. Muncalını aynı alıp, ikinci pahanaya sakırmasanız, ikinci pahanaya ayak koymasanız, çünkü şirinizi mukayrağın. Suyun üstünde koyulunca bana koyulunca yöleklər.
Mana shu yumaloqlar orqali, demak, Yaponiyada, Xitoyda va shuning singari bir Vietnam shunaqa mamlakatlarda shunaqangi bir sport musobaqalari bo'ladi. Mana shunaqa pokakdan ustidan yugurish edi. Pokakdan ustidan yugurib oxirga marraga yetgan odam maqsadiga erishgan bo'ladi. A pokakdan yugurib yo'lda yiqilib qolgan odam maqsadiga erisha olmagan bo'ladi. Bu esa xatoyimizni keyingi safar xatoni tiklashlikka qaysi tomonga oyoq qo'yish kerakligini bilib olamiz. Shunday qilib biz qadamimizni qo'yayotgan qadamimiz albatta otroqda ketayotgan odam bir uzun kaltakni olib oladida qatoroq joyini topib keyin shu yoqqa qadam qo'yadi. Xuddi shuning singari qo'yayotgan qadamimizni xatolarimizni qilyapmizmi? Prezentatsiyada nimadir xato qildikmi? Qandaydir savob bo'ldi, qanaqadir tushuncha bo'lmadi. Odamda qanoat bo'lmadimi? O'shani to'g'rilashlikka keyingi prezentatsiyada, keyingi taqdimotda o'shani to'g'rilashga harakat qilishimiz kerak. Qachonki biz keyingi qadamlarimizni to'g'rilamaganimizcha xatoligimiz davom etaveradi. Xatolikni qilaveramiz, qilaveramiz. Xatoni to'g'riladikmi? Xatolarni bartaraf etdikmi? Demak, bu yana bizning bilimimiz oshib boraveradi bildiradi. Qanchalik ko'p biz xatoni to'g'rilasak, shunchalik ko'p bizning bilimimiz oshib boraveradi. Keyingi slaydimiz. Maqsadga erishish uchun qo'rquvni yengishimiz kerak. Keling, maqsadimizni haqida suhbatlashaylik. Maqsadlarimiz haqida suhbatlashaylik. Maqsadga erishish uchun qo'rquvni yengishimiz kerak. Demak, oldimizda qo'yilgan qo'rquv qanaqa qo'rquv bo'lishligi mumkin. Bu qo'rquv qanaqa bo'ladi? Mana yoshlar, ayniqsa yoki katta yoshdagi bo'lsangiz ham, atrofingizdagi sizni suhbatlashlaringiz. Men ko'pchilikka keladi, palonchiga aytdim palon dedi, pistonchiga aytdim pismadon dedi. Mana unga aytuvdim, mana unaqa savol berdi, anaqa aytuvdim, mana unaqa savol berdi. Bunga aytuvdim, bu dedi, bunga aytuvdim, bu dedi. Keling. Qo'rqish avvalo nimadan kelib chiqadi? Xom xayollikdan qo'rqish kelib chiqadi. Xom xayolni yo'qotib, faktlar bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, unda albatta qo'rqinch qiladi, qo'rqinch chekiladi, biz qo'rqinch yengilgan bo'lamiz. Keling, maqsadimiz haqida suhbatlashamiz. Maqsadimiz demak, o'sha oliy maqsad albatta Alloh roziligini topishdir. Alloh roziligini topishdir yo'lida. Mana bu qilayotgan biz biznesimiz bir vosita hisoblanadi. Ko'proq odamlarga imkoniyat berishlik, ko'proq odamlarni boyitishlik, ko'proq odamlar salohiyatiga ega bo'lishlikka, ko'proq odamlar maqsadlariga erishishlik uchun qadam bir qadam maqsadlarga yetib borishlik, rohatlanishlik uchun eng qulay vaziyat, eng qulay sharoitda turamiz. Bu sharoit, bu qulay vaziyatni qo'ldan chiqarmasligimiz kerak. Birgalashib, hamjihatlikda birlashgan o'zadi, degan bizda xalqimizda gap bor. Birlashmagan to'zadi, ayrilganni ayiq edi, birlashganni bo'ri edi degan gaplarimiz bor. Qanchalik ajoyib ishni qilyapman edik. Qanchalik komandamiz juda zo'r, shunchalik bir katta anjumalarni o'tkazayotgan edik. Bugun kelib nima bo'ldi? Hamma xat tomonga cho'tdan bir qissasdak arabam totishlik boshlandi. Aravani cho'tdan bir suvga tortdi. G'oz osmonga tortdi. Toshbaqir quruqlikka tortdi. Natijada arava qimlamay turibdi. Bir tomonga totishlikni hech qachon o'rganmadik. O'rganishimiz kerak. Jamoamiz katta. Odamlarimiz ko'p. Nimaki muammolar bo'layotgan bo'lsa kelaylik. Mana ofislarimiz bor, ishlab turibdi. Maslahatlashaylik, yig'ilishib bir kuni chatimizda yozib, masalan, 5 kishi, 10 kishi, 20 kishi balki ko'rishib suhbatlashishni istasa. Qilaylik, to'planaylik, muammolarni hal qilaylik, savollarni tashlaylik, bir-birimizdan tajriba almashaylik. Ana shunday lekin bizni hammamiz to'g'ri yo'nalishda yurish boshlaydi. To'g'ri yo'nalishda yurmagunimizcha bizda shunaqangi bir nima deydi, salbiy holatlar takrorlanaveradi, salbiy holatlar paydo bo'laveradi. Keling, maqsadga erishishga nimalar erishganda nimalarga ega bo'lamiz, tahlil qilaylik. Maqsadga erishganimizda, demak, o'sha oxirgi 5 yillik maqsadimizni olaylik. 100 ming dollardan ulush bor odamlar jamlanib, o'sha 5 yildagi millioner bo'ldi deylik. Keyingi qadamlarimizga harakat qilishimiz kerak. Keyin nimalar qilishimiz mumkin? Qanaqangi insoniyatga yordamlar qilishimiz mumkin? Qaydir maktab qurish kerakdir, qaydir ko'prik qo'yish kerakdir. Mana shunaqangi narsalarni insoniyatga foydasi, manfaat degan ishlarni albatta bajarishni boshlagan bo'lamiz o'sha paytda. O'shandagi bo'lgan narsamiz bizni albatta hayotdan o'sha holatga yetganimizda biz insonlarga ko'proq foydamiz, manfaatimiz tegadigan odam bo'lganimizda xalqimizga, qavm-qarindoshimizga, oshnog'animizga ko'proq manfaatimiz tegadigan bo'lsa, ana shu biz eng katta erishgan maqsadimiz bo'ladi, eng katta yutug'imiz bo'ladi. Yer yuzida hayotiy holida boshqalarga manfaat tegan odammi, oxiratda o'ziga manfaat tegadi. Ana shu
Ko'pchilikni duosi bilan, ko'pchilikni xursandchiligi bilan siz albatta eng oliy maqsadingiz jannatni kalitini qo'lga kiritgan bo'lasiz. Keyingi slaydimiz. Ijobiy kayfiyatni saqlab qolish qiyin bo'lsa, quyidagi bosqichlarni ko'ramiz. Mana qarang. Mana holatda quyonchalarni chizib qo'yilib, bitta quyoncha suvga tushib ketyapti, qolgan to'rtta quyoncha uni qutqarishga harakat qilyapti. Xuddi shunday bo'lishi kerak. Faqat olg'a intiling. Yaqinlaringiz sizga hamisha qo'llaydi. Qachon biz yaqin o'zimiz jamoatimizni, ulkan jamoatimizni yig'sak, maqsaddosh, maqsaddosh do'stlarimiz bilan qachonki ko'rishib, ular bilan birgalashib, oldinga harakat qilib, maqsadlarimizga erishishga harakat qiladigan bo'lsak, mana shu ko'rgan suratingizdan sizlarni bir-birimiz qo'llab-quvvatlaydigan bo'lamiz. Bir-birimizni qo'llamaganimizcha biz o'sha boya aytib o'tgan gapimiz yana. Birlashgan o'zadi, birlashmagan to'zadi. Ayrilgan ayriq edi, birlagani bo'riydi. Albatta, har birimiz o'zimiz uchun yashaymiz. Eslab qo'ying, biz tashqi holatlarni nazorat qila olmasak ham, ularga bo'lgan munosabatimizni nazorat qila olamiz. Demak, bizning do'stlarimizga, demak, do'stlarimizni bizdan ma'lumot olgan odamlarni bizning kompaniyamizga a'zo qilmagan taqdirimizda ham ularga bo'lgan munosabatimizni nazorat qila olamiz. Ularga samimiylik bilan doimiy yordam qilib, samimiylik bilan qaraydigan bo'lsak, ular albatta biz bitta shunday insoniyatda borki, ayniqsa biz o'zbeklarimizda shunaqa holat borki, bir kishiga bir nimani aytdingiz, u shu narsani bajarmadi, aytaylik bir do'stingizni taklif qilingiz qaramaydi. U sizni taklifingizni qabul qilmadimi? Siz u bilan munosabatda o'zgartirishingiz, men uni aytganimni qilmadim, u yoki men aytganimni qilmayapti degan fikrga boradi. Shuning uchun hech qachon biz munosabatni o'zgartirmaylik. Munosabatimizni. Ularni tashqi holatini nazorat qilolmasak ham, ularga bo'lgan munosabatimizni nazorat qila olamiz degani shu. Ularga bo'lgan munosabatimizni nazorat qilishni qo'limizda. Ular bilan yana aloqani davom ettirish ham, davlat etmishlik ham, maslahat ham o'z qo'limizda. Ijobiy odamlarga albatta hamisha bu munosabatimizni o'zgartirmasligimiz kerak. Salbiy odamlardan albatta qochishib, chekinishligimiz kerak bo'ladi. Har kuni bir yangilikni bilishlikka o'rganing. O'rganing. Har kuni bir yangilikni bilishga o'rganing. Masalan, shu yangiliklardan biri bugungi Berlindagi yangilik. Mana shu olgan narsani o'rgangan narsangiz. Bugun mana masalan hozir 3 kishi ishtirok etib turibdi biz suhbatimizda. Qolganlardan komandamizga yetkazamiz. Masalan, shu bugungi yangilikdan mana shu bosqichlarda mana shu narsadan bexabar qoldi. Mana shu yangilikdan xabarsiz qoldi. Mana shu yerda bu esa juda katta kulfat. O'z hayotingizni ijobiy istiqbollarni ro'yxatini tuzing. Ijobiy istiqbollar. Hayotingizda ijobiy istiqbollar ro'yxatini qilishlik kerak. Har kim o'zi uchun o'zi istiqbol yaratadi. Har kim o'zi uchun o'zi istiqbol ro'yxatini qiladi. Har kim o'z maqsadiga erishish uchun turli yo'llarni qiladi va har kimning har xil maqsadi bo'ladi. Hech qachon standart qolipdagi maqsad bo'lmaydi. U kommunistik partiyada bo'lardi. 5 yil degan nimalarni qo'yib qo'yardi, kompartiya qo'yib qo'yardi, erishishi kerak degan narsani. Biz xususiy, har birimiz o'zimiz mustaqil o'z istiqbolimizni yaratamiz. Har birimiz o'zimizni istiqbolimizni o'zimiz yaratamiz. Va shuni ro'yxatini qilib ularga erishishga boshlaymiz. Boshqalarga yordam bering. Ana shu joyda boshqalarga yordam bering degan joyda biz men taklifim mazkur bu degan narsani yozishimiz kerak. Kim bo'lsa qat'iy nazar yordam so'rab keldim, yordam berishimiz kerak. O'z takliflarimizni, demak, lider qilishga harakat qildik, mas'ul bo'ldik. Takliflarimizni lider bo'lishiga yordam berdik, ular mas'ul bo'lishlikka yordam berdik, biz o'zimiz ekspert bo'ldik. U biz takliflarimizni takliflari lider bo'ldi. Ularning takliflari ham lider bo'lishi uchun uchinchi chuqurligimizga yordam beraylik. Ana ekspertlik darajasi. Juda oson narsa ekan. Taklif qildik, ularga yordam berdik. Ularning taklifiga yordam berdik va ularning taklifiga yordam berdik. Biz uchinchi chuqurligimizga yordam berdik. Uchinchi chuqurligimiz master bo'ldi. Ikkinchi chuqurligimiz ekspert bo'ldi. Birinchi chuqurligimiz top ekspert bo'ldi, biz ham ekspert bo'ldik. Juda ham oson narsa. Bor yo'q, masalan, aytaylik, birinchi chuqurligimizda 3 ta odam bilan, ikkinchi chuqurligimizda 9 ta odam bilan, uchinchi chuqurligimizda 27 ta odam bilan, jami 50 ta, 40 ta, 50 ta odam bilan muloqotda bo'lishligimiz bu bizni qiyinchilikka solmaydi.
Ne için ben bunu anlatıyorum ben? Bizde hazır strukturamızda 2000'e yakın adam var. 2000'e her bir tasım benim olacak kaydı. Ben de gün almayı yapmam. Yani adam biri yapmam. Kuluna gelen kumaydı mı? Kuluna gelen çiftli adam biri yapmam. Demek biz hem o şanda akıl edemem bulsak, kogallarımız hem. Dostlarımızı yoldan bir adam bulsak, elbette geleceğimizde, mancarlığa ricamızda, istibarımızı erken bulamız. Bu kıyın narsayımız. Cüda oddi, sonda, kolay narsa. Hiç kanda kıyınçilik yok bu orunda. Kıyın ıslahımız. Öz maksadınızı eriş için bugün nüme iş bacardınız. Nüme kıldınız. Maksat yetiştirdiğiniz için bugün nüme kıldınız. Bugün maksadınızı. Bugün 5 adam taklif olmakçı yediniz. Hiç adam taklif kıldınız. 5 adam onu sıfatlaşmakçı yediniz. Hiç olmazsa 20%. Bittesine rıksat çalışınız gerekir. Kıldınız mı? Ya ki başka maksatlar. Buran bir yakınınızı borup olmakçı yediniz. Borup kıldınız mı? Kasalı borup olmakçı yediniz. Borup kıldınız mı? Aynısı şu cahada bir nasıl kılaylık ki bir ıcılagan maksatımızda buran kişinin bir kuruşluğunu ıcılagan bulsak, telefonlaşıp kuruşluğumuzu degan bulsak, bu buran kuruşluğumuz her tamamen manfaatli bölgede. Hem bu adam kursan bölgede, manfaatli bölgede. Hem siz taklif kurgan bulsanız, kampanyaya o kabul kurgan bulsak, sizi bu ameliyatınızdaki o sizi taklifiniz üstü olarak kurgan. Kasalı kurganı bulsanız, Allah'ını kurgan bulsanız. Çünkü kıyamatta Allah subhanahu wa ta'ala benden sorar eken. Ben kasal buldum, korganı kemedim der eken. Ey Allah sen bütün dünyanın Rabbi seni kaçan kasal buldun, kaçan seni ben korganı bulmadım der eken. Şimdi atar eken, falan çıkışı kasal eken, çünkü iştikeninizdeyken, bol korganınızdeydi. Şu iştikendin, Allah hemen senin bir gücü zor. Atar eken de 16. Mart günü seni haber veriş oldu. Falan kişi ben istedeyken, kasal eken, uyduyken, kasal eken, degen, gartını iştirendin. Sana eğer o şeyini borup korganı da, o şey ben korgan bulardım de, Allah Allah'ını tanımal ama tıkladık. Şöyle olması için uzunumuz kulumuzdan gelgen içe, koygan maksatımız ge, borup kuruşluğunu maksat kıl değil mi, borup kuruşluğumuz gerek. Yoki, bana sırat diyoruz boyunumuz, hakiki maksat Umar Hayyam'ın bir sözü var eken, bir törtlüğü bandı var eken falan törtlüğü. Şuna diline göre hakiki maksat uyarken. Bu senge tümde uyku vermeyotken narsa emas. Balki bu senin tam sahada önünden kotarganidir. Kale, hançelik bir nahangi acayip sözler. Senge tümde uyku vermeyotken narsa emas. Sen tam sahada turuşlukla mecburlanan narsa bu senin hakiki maksadın eken. Hatta biz turup uçuşum gerekirdi. Hop, bana ertelap buldu. Gün çıktı, ben bugün seminarda katılışım gerek. Ben bugün takdimat oluşum gerek. Yok ki, ben bugün 5 dolarını çağırıp buluşturum gerek. Onunuzdan türüp gitmişsiniz. Bu sizin hakiki maksadınızı kısaltmanıdır. Kaçan ki sizi ertelar bir kulağın turguzu, koçaya çıkışlıkla macbur kılınan maksat bulsa, şu hakiki maksat kısaltmanıdır. Ve manuşuna sen tuyguğunu hemişe bilip kuralik ki, hakiki maksat hiç kaçan olmalık. Hakiki maksat seni daimi olma varaylık. Aksi halde bizi kılınan işimiz tenazül bölüldü. Hop, keyinli slaydımız. Bak, Sama yolu dünya ham cemiyeti. Scarf World Community. Sizler için konuldan minnettarman, sizin konumunuzun yorulur sorgan bölsem ben gayet kursanman. Taşrifinizden gayet kursanman. Sizin taşrifinizden gayet kursanmış. Bugün bu mavzuyumuz demek ki galeripti. Bugün bu mavzunun ahir gözü itibarımız. Keyingi saytımız. Demek ki bana şu mavzuya tegishlik bir törtlik. Ko'p bunu qaytargan ben. Lekin bunu hamma yod olib qolishiga. Şu asosda maqsad qilib olsak bana şu narsani. Bana şu törtlikke harakat qiladigan bo'lsak. Albatta hammamizni oqibatimiz mahmud bo'ladi. Yani o'zim o'qib beraman. Ertaga şüphesiz baxtli bo'lamiz, bugün ölmesek. Ertaga arzunu quvib yetemiz, bugün ahd et olsak. Ertaga quvonch ulashamiz hammaga agar bugün topolsak. Shoir kula bildi hamun kunlarda bugün. Ertaga xotirjam bo'lamiz, bugün samolyot bilan bitkaza olsak.
Birden hemen nazar tutuluyordu. Demek biz ertege şüphesiz baktığı bölümümüz bugün olmasak. Bugün olmasak, bugün hayatımız ertege devam etmemiz, ertege biz albatta baktığı bölümümüz. Biz maksadımızda ilişkilerimiz, biz baktığı bölümümüz. Ertege orzunu koyup yetemiz, bugün akt et olsak, orzumasak, biz maksadımızı bugün akt kılıp, ertege kıladığına işimizde akt kılsak, bugün okunda. Ertangi koyulunca maksatımızda ilişkilerde bugün akt kıladığına olsak, ertege albatta biz onu koyup yetemiz. Ertege konuş ve misalmada agar bugün top olsak. Demek biz ertegeni koyulan maksatımızda iliştik, o şey ertegeni koyulan maksatımız boyunca kuvançki erişip bunu topa olsak, demek bugün bu topa olsak, demek ertegi onu anlattı koyulara bulaşkan bölümüz. Hangun külledi han, maksatımız oldun ve şair külebildi hangun küllerdi bugün. Degenimiz bu, demek hem o halatı türüp siz mi? Sizi gam çolgap oldu mu? Lekin maksat sarı harekat kılıçdikiniz, bu sizi külüşünüz. Albatta sizga kimdir qanaqadir bir yomon salbiy so'z bilan yoki salbiy haqorat bilan yoki sizni masalan o'zi boshingizda o'tgan narsalar qo'ni qo'shilar bitta ikkitasi bugun kunlarda ham gapirib turadi poyizingiz uchdim deydi allohlar. Bu salbiy odamlar ular bilan teng kelmaslik kerak. Ularga g'ijig'i beron bo'lib asabingizni buzib maqsadingizdan chiqmasligingiz kerak. Kimdir nimadir desa unga e'tibor bermang. Sizning qalbingizda gapirib turgan bor. Mana bu qalbingizda qachon Alloh bo'lsa, u sizga to'g'ri yo'l ko'rsatib turibdi. To'g'ri yo'l aytdim, to'g'ri yo'ldan albatta boravering. Ertaga xotirjam bo'lamiz, bugun samo yo'lini bitkiza olsak deyamiz. Demak, oz vaqti qoldi, keyingi odam 5 oylik yashashga boshlanadi. O yillik oxiriga masalan biz demak, mana shu bu oyda 2 kilometrlik pasaj tashkil etmoqchi ko'rsatishlik va'dasini berilgan. Hali oy tugagani yo'q, bugun faqat 16. Bundan tashqari may oyida 2 kilometrli yuk tashilgan transport ko'rsatishning vaqtini bilmayman, bilmagan hali vaqt bor. Mana shu asosida jarayondagi etap-etap yetib boradigan bo'lsak, albatta biz ertangi kunda o'sha narsaga xotirjam bugun o'sha yil oxirigacha buyur olaylik, o'sha skavay bitkizsak biz endi ertaga keyingi xotirjam bo'lamiz. Biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Oliy maqsadimizga erishgan safarbar qilingan yo'nalishdagi qilgan ishlarimizga erishgan bo'lamiz. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa marhamat kutaman. Savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Savol-javob qismimizga o'tamiz. Baxtiyorjon, Zatullo, Dilorom, Nazira, barchangizga qatnashganligingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Alloh sizlarga baxt iqbol bersin, obod qilsin, asosiy ishlaringizda toş bo'lsin. Demak, rahmat, boringizga shukr, rahmat sizlarga ham. Rahmat Baxtiyorjon, Nazira, rahmat. Barchalarga rahmat, Nazira, rahmat. Zatullo, rahmat. Barchaga rahmat. Xo'p, endi mana Soyib boy yana qo'shildilar. Davron. Barchaga rahmat. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar, sog'-salomat ko'rishaylik. Savol-javob bo'lsa, marhamat, savol bo'lsa, savol yozishingiz mumkin. Taqdir etdim. Barcha omad yor bo'lsin. Barcha omon.